Evet Arif Dükçe. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çomaklı, Korkuteli, Antalya'dayız. Hemen köyümüzün altında. Neydi buranın mevki? Kızlı mı? Sakızlık mevki diye geçer. Evet. Ramazan Hatta kardeşimizin bahçesi. Abimizin. Bu bahçede yine fidancı hatası. İçinde yabani çeşitler var. Bu ağacımızda şu anda kamambir açacağız. Üstelde çentlerimiz var. Yabani çeşitlerin bazılarına işte tozlayıcı aşılayacağız. Üstte bir bahçemiz var. Üstteki bahçede biraz tozlayıcı görünüyor. Onları da kontrol edeceğim. Buna 3 tane aşı yapacağım. 1, 2, 3 tane yapacağım bunu. Direkt buradan taşlandırmak istiyorum. Aynı şeklini bozmadan. Çok kalın dallar vardı. Gördük aldık. Artık bunu yapacağımız bir şey. Kalem aşı zamanında geçtiği için buradan göz açısını devam edeceğiz. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Bak bu kütüklüğü her yerde bulamazsınız. Terlik bozuklusu kütüklük oldu. Doğada kalın baş başa her şeyi yapabilirsin. Kamambir çok güzel bir ceviz. Kalibre yüksek, büyük. Yandal verimli. Chandler'dan aşağı yukarı 4-5 gün önce uyanıyor ama Chandler toz alırken halen daha şeye devam ediyor arkadaşlar. Yeni iş dallar açmaya devam ediyor. Chandler'la beraber büyük ihtimal Chandler'dan toz alır. Bahçede benim var, kontrolüm altında. Ama meyvesi çok güzel. Lezzetli bir ceviz. Ben memnunum. Şu anda gözlerimiz malum yeni şah değil bunlar. Geçen yıl şahlardan göz alıyoruz. Evet. Çekebilirsin. Gel. Zumba içini. Gördün mü göz? Dolu içi bak. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, eğer 1.60'ların üzerindeyse alt koltuğa yapıyoruz. Üste yapmıyoruz. Üste yaparsak gözü liderle yarışlık yapar, dik gider. Alta yaparsak alttan yana yan dal vermek için çalışacak. Onu şöyle zoomlamamı istiyorum. Şurada buraya bu tarafa gel. Nereye gittin? Bu tarafa gidiyorum. Bak şu kaldırdığım yeri göster. Şurada böyle bir kanal oluşturuyoruz kendimize. Ağlama kanalı. Eğer bu kanalımız olmazsa burada bizim aşımız tutmaz. Gördüğünüz yer. Gözü yerleştiriyoruz. Görüldüğü gibi böyle 1-1,5 milim kadar burada boşluk bırakıyoruz. Ve saracağız. Bandımızı 15 gün içinde almamız gerekiyor arkadaşlar. 15 gün doldurdu mu aşımız bandı alıyoruz. Şimdi sarma şeklimiz şu. Biz ne tarafa, öbür tarafa dayadığımız için devamlı o tarafa doğru saracağız. Şu şekilde başlıyoruz. Şu gördüğünüz gibi ağlama kanalını kapatmıyoruz. İlk önce ben yılanımsı bir şekilde gözümü yerine yerleştirmek istiyorum. Göz kaymasın diye. Sonra saracağım. Gördüğünüz gibi ilk önce ne yaptım? Yılan dolanmış gibi boşta 3 tane doladım. Ondan sonra şimdi ne yapayım? Hava almasın diye artık sarmaya başlıyorum. Evet. Çok da aşırı sıktırmıyoruz. Evet. Gerçekte bırakmıyoruz.
silikon mantla yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz şu altı boş koydum. Oradan ağlama kanalı oluşturdum kendime. Silikonu uzun yapmışız. Milli servet gitti. Evet arkadaşlar, bu aşımız bitti. Gördüğünüz gibi şu kanal burada açık kaldı. Ağlama kanalı oluşturduk. Gözümüzü kurtardık. Boyunlu göz ve düğme göz, sağlıklı bir göz. Maşallah güzel bir göz bulduk kendimize. Arkadaşlar bu dal, gösterelim burayı. Geçen yılki bu dalımız. Yeni şahlar daha biliyorsunuz daha küçük. Ama bundan göz olur mu demek, işte göz oluyor bakın. Bakın burada gösterebiliyorsan. Şu nokta gözümüz, düğme gözümüz, boyunlu gözümüz. Üçü de sağlıklı şekilde gözde bulunuyor bak. Bunu çitli bıçağımızla çıkarttığımız anda çok da güzel göz veriyor. Arkasını açıyoruz. Şöyle kanırt tıkmadı. Buradan da kanırtıyoruz. Burada tek sorun şu bıçağımızın arka kısmıyla göze zarar vermeden içten birazcık zorlattırırsak. Sağ ol Yakup abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözü aldık. Evet. Bu şekilde. Allah Allah. Gözümüz içini gösterelim. Dolu mu boş mu? Evet. Bakın arkadaşlar içine. Tabii açılırsa. Allah. Çok da pişkin bir göz. Süper. Bütün noktalarımız, gözlerimiz dolu. Siyah olan yerler göz değil mi? Hı hı. Hemen ikinci dalımızı yapıyoruz burada. Evet. Bu şekilde. Uçağımızla. Yakınlaştırıyoruz. Artık bu tam veri üstü başı olacak. Allah Allah, göremiyorum ki. Evet. Kanıttırdık, aldık onu da tamam. Tam bir üstü kaşımız oldu. Sanırım bir miktar şuradan alacağım. Ağlama duvarımı şuradan hafif yana doğru vereceğim. Şuradan vereceğiz. Buradan çık yan taraftan. Bakın şöyle bir kendime ağlama duvarı oluşturuyorum. Kanal oluşturuyorum burada. Bu kanaldan bizim aşımızı tutturmakta en çok yüzdemizi sağlayan kanal oluşacak. Evet. Gördüğünüz gibi bak tam gözümüz kavuşmuyor. Hafifçe orada bir boşluk bıraktım. Şu şekilde. Sıksam da bozmuyor. Şuradan kanalı açıyorum. Evet açıldı. Artık bandı çıkarıp saracağız. Yapıyoruz. İlk başlıyoruz. Şu şekilde. Kaçırttık arkadaşlar. Kaçırtmamamız gerekiyor. Gergin bir şekilde. Neden? Neden kaçtı? Belli oldu. Göz birbirine dokunduğu için kollar arada boşluk kalmayınca boşta dönüyor.
bu. Haydi bakalım. Bantlıyoruz. Allah Allah. Ya arkadaşlar, bu biz eğitmek için yapıyoruz ama kendimiz beceremedik, kusura bakmayın. Haydi bakalım Harun Usta. Ya Allah, bismillah. Şimdi olacak arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Yılanımsı bir sarışla gözümüzü ilk önce yerine bir oturtuyoruz. Evet. Bir kere olmadı mı olmuyor, görüyorsunuz. Evet, video çekiyoruz diye heyecan yaptık galiba. Söylediğiniz duyar gibiyim. Aralarını niye boşluk bırakıyoruz Arif? Boşluk bırakmıyoruz bunda. O bildik de aşı yaparken toprak için aldığımız pardon, ben boşluk bırakıyoruz. Neden? Karıştırdım. Toprak içinde havamızı kapatacağı için, ama burada bu açıkta kalan bir şey. Ha, bunda topraklama yapmıyoruz. Bir şey olmadığı için. Evet. Bunu hava aldırmıyoruz. Evet arkadaşlar, biz kalemlere basma. Evet arkadaşlar, biz boyutları yapacağız. Videomuz çok uzun oldu galiba. Kaç dakika oldu? 12'ye varmak üzere. İyi o zaman. Biz boyutları yapalım. Tekrar bir göz çıkartalım buradan. Bakın arkadaşlar, tekrar gözü görebiliyorsanız, isterseniz şuradan büyükten çıkartalım. Evet. Neden büyükten çıkartalım şuradan? Çünkü biz bunu kalın bir yere yapacağız. Şu gözün birini alsak buradan daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Çift bıçağımıza tekrar deniyoruz. Evet. Kütüklüğüm çok güzel oldu ya. Harika. Evet, arkayı çizip kanırtıyoruz şöyle. Gözümüzü almak için. Gördünüz. Evet. Bir de soldan. Bıçağımızın sırt tarafıyla. Çünkü burada artık bizim yaprağımız olmadığı için. Gördüğünüz gibi gözümüzü aldık. Göz kontrolümüzü yapıyoruz. Şöyle içine bakıyoruz. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika, gözler dolu. Ne yapacağız? İki tane yandalye attık. Bir tane de lider yapıyoruz. Lider ne yapıyoruz Arif Bey? Şu ikisi yandalye olacak. Bu lider olacak. Evet. Allah için. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan şöyle... Bismillah, her şeyin hayrın başıdır. Biraz şöyle çekerek. Hemen şuradan senin çektiğin için ilk çizim atayım. Şöyle çizik atıyorum, uzun atıyorum bunu arkadaşlar. Çizim uzun atıyorum. Şuradan küçük bir milimlik bir parça çıkartıyorum aradan. Evet. Gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı benim kalem gözüm de buraya gelir. Şuradan parça alıyorum. Gözümü deneyip kapağı aldım. Parçamızı yerleştiriyoruz. Gözümü koyacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yerimiz hazır. Bir hassas nokta daha da inmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz kabuğun kalınlığı 2,5 milim. Benim gözümdeki kalınlık 1 milim. Burada şu hareketi yapabiliriz. Çok hafif bir şekilde bu kabuğu 1 milime doğru düşürürsek böyle. Gördüğünüz gibi aynı kalınlığa düşürdüm. Çünkü neden? Buradaki silikon sıktığım zaman bandım
gözümdeki kabuğu buraya tam iyi basacaklar. Eğer bu kalın da olsa, burası göz arada boş kaldığı için kabuk basmıyor. Orada da istediğimiz kaynamayı yakalayamıyoruz. Kalın kabuklu ağaçlarda, daha kalın ağaçlarda, yama göz aşılarımızda burada gördüğünüz gibi hafifçe incelttim. Bakın siz de göreceksiniz. Gözle beraber aynı kalınlığı yakalamış olacağız. Evet. Gördünüz mü? Aynı kalınlık yakalandı. Şu arada bir boşluk yapıyoruz hafif. Neden? Bu arada tam birbirine dokunursa kabuğun gözümüzün ortası boşta kalır. Burada ne yapıyoruz? Bir kibrit çöpü gibi. Şuradan boşluk bırakıyoruz ki hem kabuğumuz, gözümüz buraya iyi otursun, hem de buradaki kanalımız devam etsin. Evet arkadaşlar, bunu da sarıyoruz. Yani ağlama duvarı görevini görecek. Aynen öyle. Şu şekilde. Ben öbür tarafa, bu tarafa dayayacağım için bandı böyle dolamak zorundayım. Her seferinde çünkü ağlama kanalı açık koyabilmem için bu tarafa dolarsam bandı öyle açık kalacaklar. Ben ilk turlarımı boşta şöyle ortaya bandı gözü yerleştirsin diye yılanımsı bir dokuşla boşta geçiyorum. Ondan sonra güzel sarmaya başlıyorum. Neden? Çünkü gözüm yerine oturdu artık, hareket etmeyecek. Evet. Bu şekilde ne kazanmış olduk? Eski geçen yılın şahlarından göz alarak ne yaptık? Mayıs içinde göz aşısı yaptık. Eskiden ne yapardık? Haziran, Temmuz'u şahlarımız büyüsün, onlardan göz alalım diye beklerdik. Tabii bir ay, bir buçuk aylık zaman çok güzel şeyler arkadaşlar. Çok zaman yani bu. Vejetasyon süresini erken başlatmış oluyoruz. Bu konuda Sayın Coşkun Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken işler, burada başka gözler varsa onu öldürüyoruz. Çünkü gözlerimiz harekete geçmez için. Bakıyoruz. Burada çok fazla bir şey bırakmadan şuradan evet. Üstü de kesiyoruz. Bir miktar yaprak bırakarak kestik. Kestik. Bunlar bizim ağacımıza nefes verecek kadarlık olacak. Gözlerde öldürüyoruz. Başka göz patlatmayacak. Ağacımız bizim gözlerini patlatmak zorunda kalacak. Evet. Saygılar Ceviz dostlarım. Herkese kolay gelsin.